Ama doymuşum ya. Hey Ceylan, hey! Hey! Hey, uyan Ceylan, sana söylüyorum, kalksana! Allah bilir kaç gündür uyuyoruz. Dur be Güheylan, dur, berbat ettin ortalığı. Ya buralarda bir yerde bir pencere olacaktı, nereye gitti? Nereye gitti, hay Allah? Nereye gitti bu pencere yahu? Güheylan, Allah aşkına, burada bir pencere yok muydu, söylesene bana. Nerede peki? Gerçekten bir duvar vardı, üzerinde de bir pencere. Peki, pencere hangi duvardaydı bakayım? Haklısın be Küheylan, ben de burada olduğunu biliyorum. Ama bu pencere kapalı, kim kapamış olabilir? İşte bunu merak ediyorum ben de. Haklısın tabii, ben bilmedikten sonra sen nereden bileceksin ki Heylan? Ay. Ama sağlam örmüşler be Küheylan. Ay. Vay canına. Ay. Vay canına. İnanamıyorum. İşte buldum. Görüyor musun başımıza geleni? Hekim başının verdiği uyku otunun hepsini bitirmişiz. Hay Allah! Kim bilir kaç sene uyuduk? Belki yüz, belki yüzden bile çok. Baksana, ortalık Hacı Erfan Çelebi'nin anlattığı zamana benziyor. Ne yapacağız şimdi, ne yapacağız? Dilini mi yuttun, bir şeyler söyle Küheylan. Ah, ne yapacağız? Doğrusunu istersen ben de bilmiyorum. Baksana, kadırgalar yelkensiz küreksiz gidiyor. Üstelik direkleri de yok. Bu ne biçim şey Küheylan? Ben bir şey anlamadım, sen anladın mı? Yoksa biz rüya filan mı görüyoruz Küheylan? Evet, görüyorum, bacasından duman da çıkıyor. Ama neden bu kadar büyük, onu anlayamadım. Aklım bir türlü ermedi bu işe. Küheylan, biz sahiden biz miyiz? Ben seni görüyorum, sen Küheylan'sın. Peki ben de ben miyim acaba? Ha, efendim Çelebi neler söylüyor Allah aşkına?
Sandığın içindeki seyahatnamesine bakmayı bile bir türlü akıl etmiyor. Mehmet Zıllıoğlu, Evliya Çelebi. Günümüzden tam 375 sene önce, 25 Mart 1611'de Unkapanı semtinde bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk devrin kuyumcu başısı Mehmet Zıllı'nın oğlu, ünlü Evliya Çelebi'ydi. Daha çok küçük yaştayken yazı ve müzik dersleri aldı. Daha sonra Unkapanı'ndaki Sıbyan Mektebi'ne yazıldı ve tam 7 sene okudu. Evliya'nın iki kardeşi vardı. Biri kız, diğeri oğlan. Kızın adı İnel, oğlanın da Mahmut'tu. Babası Evliya Çelebi'yi çok severdi, hiç yanından ayırmazdı. Hatta okulun dışındaki zamanlarda yine kendi mahallelerindeki kuyumcu dükkanına götürür, yüzüklere taş kakmasını öğretirdi. Evliya'nın babası Mehmet Efendi tam 9 padişah devri görmüştü. Bu yüzden çok büyük bir hayat tecrübesi vardı. Tam 117 yaşında öldü ve geriye sayılmakla bitmeyecek kadar çok eser bıraktı. Bugün Sultanahmet Camisi'nin harem kapısının işlemeleri onun elinden çıkmıştır. Hatta onun Padişah 3. Mehmet'in küçük bir yüzüğüne saat taktığı bile söylenir. Evliya 30 yaşına kadar İstanbul'da yaşamıştır. İlk gezisini babasından izin almadan gittiği Bursa'ya yapmış ve dönüşünde babasından iyi bir dayak yemişti. Evliya daha sonraki gezilerine babasından izin alarak gitmiş, ölünceye kadar da durmadan doğu ve batıdaki komşu ülkelerin hepsini gezip dolaşmış ve buralarda gördüklerini bir bir yazıp Seyahatname adlı kitabında toplamıştır. Bugün tam 6000 sayfası elimizde bulunan bu 10 ciltlik eserin bazı bölümleri eksiktir. Buna rağmen kültür varlıklarımız arasında en önemli yeri tutmaktadır. Bugün haklarında çok az bilgi sahibi olduğumuz ya da adını bile duymadığımız bilim adamlarını, sanatçıları, önemli devlet adamlarının özel hayatlarını onun bu değerli eserinden öğreniyoruz. Eğer Evliya Çelebi'nin bu el yazması eseri olmasaydı, Galata Kulesi'nden kanat takarak uçup Doğancılara inen Hezarfen Çelebi'yi, bir Legari Hasan'ı, astronomi bilgini Ali Kuşçu'yu, Hekimbaşı Abdal Han'ı tanıma imkanı bulamayacaktık. Gezip gördüğü il, ilçe ve köyleri, gelenek ve göreneklerimizi ayrıntılarıyla yazmasaydı, bugün geçmişteki bir Bursa'yı, İzmit'i, Erzurum'u, Van'ı, Bitlis'i, o günlerin Ankara'sını ve özelliklerini bu denli geniş ve ayrıntılı bir biçimde öğrenemeyecektik. Evliya Çelebi 71 yaşında İstanbul'da ölmüştür. Mezarı Galata Kulesi çevresinde olup yeri tam olarak bulunamamıştır. Dur oğlum dur, acele etme, çıkacağız buradan. İki kese altınımız var ki heylen. Bir miktar görünürlük otu, bir miktar da görünmezlik otumuz var. Allah'tan ki bunlar yenmeyip koklandığı için pek öyle kolay kolay bitmezler. Ama yine de bu yeni dünyayı ve orada yaşayan insanları tanırken çok dikkatli olmamız gerek. Kokla bakalım, hadi Güheylan. Oh, hadi hayırlısı. Thank you.
atsız arabada ne ola ki? Aa! Bak buraya köprü yapmışlar. Görüyor musun? Büyük dedemin yaptırdığı Sağrıcılar Camii hala sapasağlam duruyor. Bugün un kapanındaki Sağrıcılar Çarşısı'nı da içerisine alan bu sokağın adı Yavuz Sinan'dır. Sokağın başında aynı adı taşıyan bir de cami bulunmaktadır. Önceleri bu camiye Sağrıcılar Camii denilmiş. Camiyi yaptıran Yavuz Ersinan, Fatih Sultan Mehmed'in askerlerinden biri olup Evliya Çelebi'nin dedesinin dedesidir. İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biridir Süleymaniye. 1550-1557 yılları arasında tam 7 yılda yapılmıştır. Mimari yönden dünyanın sayılı yapıları arasında yer alır. Cami, ünlü mimarımız Sinan tarafından Sultan Süleyman adına yapılmıştır. Çok titiz ve